Zihin beyin özdeşliği sorunsal olarak konuşmanın başlığını koyduk. Burada sorunsal kelimesini kullanma sebebimiz, yani sorun olarak genellikle zihin beyin özdeşliği sorunu olarak geçer. Ben bizzat özdeşlik probleminin kendisini sorunsallaştırmak, yani İngilizce'de, Fransızca'da sorun, sorunsal problem, problematik çerçevesinde, yani özdeşlik sorunun kendisini sorunsallaştırabilir miyiz diye bu kısa konuşmayı yapacağım. Özdeşliği savunan görüşün kendisi şu anki zihin felsefesi literatüründe farklı isimlerle anılabiliyor. Materyalist indirgemeci, fizikalist indirgemeci, indirgemeci gibi çeşitli bir takım isimlerle anılabiliyorlar. Zihin derken önce ne kastettiğimizi belki söylemek lazım. Zihin, algı, bellek, onun haricinde işte aklınıza gelebilecek tahayyül, tasavvur, tefekkür, düşünce, yargılama, karar verme gibi farklı fakülteleri birlikte kapsayan bütünlük olarak, bir kategori olarak anlayabiliriz. Dolayısıyla bütün bu zihinsel faaliyetler ve bunları bilinçli düzlemde daha çok anlıyoruz. Bilinç dışı faaliyetlerin dışında bir yerde. Bütün bu zihinsel faaliyetlerin ve süreçlerin hepsinin beyinde bir karşılığı, nöral, dolayısıyla fiziksel ve kimyasal olay olarak, aktivite olarak bir karşılığı olduğunu düşünen, birebir karşılığı düşünen ekole diyelim, indirgemeciler diyebiliriz. Şimdi indirgemecilik aslında indirgemek anlamına sadece gelmiyor. Çünkü indirgemeyi zaten zorunlu olarak biz dünyada yapıyoruz. Sadece bilim yaparken değil, konuşurken de. Örneğin işte bir takım sandalyelerden bahsederken bunu farklı farklı tikelleri her şekilde tümele bağlamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla indirgiyoruz. İndirgemezsek konuşamayız bile bilim yapmanın dışında. Bilimde ise indirgeme zaten yine zorunlu bir faaliyet. İndirgemecilik, indirgeme yapmak değil de, hepimiz zaten bunu zorunlu olarak dediğim gibi epistemolojik çerçevede yapıyoruz. İndirgemenin kendisini dogmatik hale getirmek, indirgemeyi sorgulamadan yapmak, bunu felsefenin sınırları içerisine sokmamak anlamında değerlendirilmeli. Bu şey gibi, psikoloji yapmak başka bir şey, psikolojizm başka bir şey gibi. İndirgemecilik bu çerçevede ele alınmalı diye düşünüyorum. Şimdi bilimde indirgeme niye zorunlu oluyor? Farklı alanlar, bilim farklı disiplinleri düşünelim. Örneğin işte kimya, diyelim, moleküler seviyede atomla ilgilenen ya da fizik, madde, nörobilim, beyin gibi farklı bilimsel disiplinlerin farklı nesneleri var doğal olarak. Zorunlu olarak, bunu bütüncül olarak bizim kavramımız zorlaştığı için diyelim, modern bilim bunu bir takım ayrım çizgileriyle bir epistemolojik çerçeve çizerek kendi nesnesini incelemeye aldı. Fakat fakat bu bilimin kendi zorunlu varsayımı, nörobilimde olduğu gibi zihin-beyin özdeşliği, bir genel geçer, metafizik ya da ontolojik bir kabul olarak kabul görmemeli zihin felsefenin kendi içerisinde diye düşünüyorum. Örnek verelim, Newton'un mekaniği, Newton'un hareket yasaları, 200 yıl boyunca doğduktan sonra, 18-19. Yüzyılda sanayi devriminin ilerlemesi için gerekli olan araçları bizim elimize verdi. Neyi verdi? Buhar makinesini verdi. Lokomotifleri verdi. Transportasyonu sağladı. Ve bütün bu gelişimi Newton mekaniği sayesinde, klasik fizik sayesinde edindik. Fakat bu yapılan indirgemenin, örneğin Newton mekaniğindeki uzayın ve zamanın mutlak olmasını olduğu gibi kabul etmemiz anlamına gelmiyor. Yani bilimsel bilgi, işe yarar bilgiler veriyor. Bunun için zorunlu bir takım epistemolojik çizgiler çekiyoruz, sınırlamalar yapıyoruz, varsayımlarda bulunuyoruz. Ama bu varsayımların kendileri genel geçer kabuller olarak görülmek durumunda değil. Bunun için zaten felsefe var. Zihin felsefesi de ya da işte nörofelsefe olarak yakın zamanda adlandırılan felsefe de, yani felsefe genel olarak bunu eleştirebildiği ve o indirgemenin, yapılan varsayımların kendilerinin limitlerini, eksiklerini gösterebildiği müddetçe anlamlı olabilecektir diye düşünüyorum. İndirgemeciliği genel olarak bu şekilde karşımıza alabiliriz. Şimdi zihin beyin indirgemeciliğine gelince bu nereden beri var? Hep Descartes ilk olarak, tabii eski Yunan'a kadar gidebiliriz ama nörofelsefede her zaman Descartes'ten bir başlama noktası ya da ona dualizminden yola çıkma durumu var. Bildiğimiz gibi res extensa, res cogitans diye Descartes varlığı iki
şekilde anladığı bir uzayda yer kaplayan res extensa, iki zihinsel durum cogito, cogitans denen uzayda yer kaplamayan daha ne diyelim maddi olmayan bir durum. Descartes bildiğiniz üzere iyi bir mekanikçiydi, aynı zamanda iyi bir matematikçiydi. Bu ayrımın kendisi neredeyse seküler ayrım gibi, yani devlet ve din işlerinin ayrımı kabaca gibi bilimin, fiziki bilimin, fizik kimya bilimlerinin ve biyolojinin ardından hızlı bir gelişimi için doğru bir varsayım olarak, iyi bir varsayım olarak kapı açtı. Fakat bu zihnin, zihinsel faaliyetin dışarıda bırakılmasını gerektirdi. Dediğim gibi epistemolojik açıdan. Fakat öyle bir şey oldu ki 20. yüzyıla geldiğimizde, nörobilimler geliştiğinde anladık ki zihni bizim elimizdeki bilimler, fiziki bilimler, fizik, kimya ve biyoloji gibi inanılmaz bize bir muazzam bilgi sağlayan, muazzam teknolojik gelişmelere, uzaya bize çıkaran bilimler bir noktada yetersiz kaldılar. Çünkü zihni devre dışı bırakmıştık. Ve zihin devre dışı bırakılan, bastırılan tırnak içinde zihin bir şekilde 21. yüzyılı ya da 20. yüzyılın sonlarına doğru problem olarak felsefeye hortladı bir bakıma. Şimdi fizik ve kimyanın açıklayamadığından kastettiğim şeyi farklı bir takım düşünsel deneylerle değerlendirebiliriz. Nörofelsefede bu pek çok kez yapılmakta. Bunun en çok bilinenlerinden bir tanesi, duymuşsunuzdur belki, zombiler dünyası denebilecek. David Chalmers'ın, Avustralyalı felsefeci, bahsettiği Gedanken Experiment, düşünce deneyi. İlginç bir şekilde bu düşünce deneyinin yakın zamanlarda, 150 yıl önce diyelim kabaca, 200 yıl neredeyse önce, de birebir aynısının Alman nörobilimcilerce, nörofizyolog aslında olan, Alman ismi biraz Fransız tabii çünkü Fransız kökenli, Emil Dubois Raymond tarafından. Birebir bu düşünce deneyinin de yapıldığının altını çizmeliyim. Fakat garip bir şekilde Chalmers ve pek çok insan referans dahi vermiyor ya da bilmiyorlar belki, bilmiyorum. Demek istediğim şey, bu çalışmalar zaten 150 yıl önce de yapılıyordu. Sadece nörobilim gelişmesiyle ortaya çıkmadı. Bu düşünce deneyindeki durumda iki dünya düşünüyoruz. Zombiler var. Aslında biz bunu çok kolay tasavvur edebiliriz. Çünkü işte Westworld diye bir film var. Belki pek çoğunuz izlediniz. Bu zombiler dünyası Westworld'deki robotlar gibi. Bir takım insanımsı karakterler var. Bizim yapabildiğimiz her şeyi yapıyorlar. Yani örneğin gülerken yüz kaslarını bizim gibi kasabiliyorlar. Havaya bir takım ses dalgaları çıkarak, ses dalgaları, ses adı veren dalgaları çıkarabiliyorlar gülerken. Aynı zamanda nörolojik zombiler bunlar. Nörolojik faaliyetler gerçekleşiyor. Ne demek istiyorum? Örneğin siz ona bir şaka yaptınız gülmeden önce. İşte anterior cingulate korteksinde çelişki yakalamak için bir takım faaliyetler oluyor frontal korteksinde. Ya da şakayı duyarken işte gerekli olan beyin bölgelerinde kimyasal, fiziksel yani nöral olaylar gerçekleşiyor. Bütün bunlarla birlikte zombiyle aslında bir makine, bir robot gibi tasavvur ederseniz zihinsel bir deneyim, bir tecrübesi, onların kuali olarak adlandırdıkları ya da fenomenal yaşantısından yoksun varlıklar bunlar. Şimdi elimizdeki fiziği, kimya ve biyolojiyi kullanarak biz bu zombiler dünyasıyla, yani bir bilimci olsun, bu zombiler dünyasıyla bizim dünyamızı incelesin. İkisi arasında bir fark bulamayacaktır enteresan bir şekilde. Ama biz biliyoruz ki zihinsel yaşantımız gözümüzü açtığımız andan itibaren, kulaklarımız duyduğu andan itibaren, çektiğimiz acılardan vesaireden biliyoruz ki bu bizim direkt olarak yaşadığımız bir dünya, fenomenal dünya. Eliminasyoncunun, indirgemecinin söyleyeceği şey böyle bir dünya yok kabaca. Tabii eliminasyoncular özellikle, bunlar biraz daha ekstrem indirgemeciler. Diyecekler ki siz acı mı çekiyorsunuz? Acı filan çekmiyorsunuz aslında. Kendi kendinize yalan söylüyorsunuz. Farklı argümanlar kullanacaklar bunlar için. Ben bunun tamamen bu ortodoks görüşün tamamen problemi yok saydığını, aslında bu dediğim zihin ve fiziki dünya ayrımının kendisini zihine elimine etmek, yani yok görerek sorunu çözmeye çalışmak olduğu anlamın geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla onlar nöral bir takım korelatlar ya da ilintiler bulacaklar beyinde ve diyecekler ki aslında sizin kızgınlığınız beyninizin şu bölgesindeki şu zamanda geçen nöral olaydan ibaret. Şimdi bu bizi asla tatmin etmeyecek. Çünkü sübjektif olarak yaşantıladığımız, yani kırmızı bir araba gördüğümüzde duygularımız, aklımıza gelenler, bütün her şey, bütün o yaşadığımız her şey varlığını yitirmeyecek. Birileri gelip size bunun illüzyon olduğunu söyleyebilirler ki doğru. Yani tabii ki algının yanılsamalı bir şey olduğunu eski Yunan'dan beri biliyoruz. Platon uzun uzun kendince anlatmıştır, kendi dilince. Sırf mağara alegorisini 7. kitapta devlette aklınıza getirdiğinde gölgeler gibidir. Yani dışarıda tırnak içinde var mı yok mu demiyorum ben tabii. Bir hakikat var olduğunu düşünelim, o idealar dünyası desin. Çıkan gölgelerin
kendileri elbette ki yanılsamalı olacak değil mi? Yani Descartes'in maddenin ikincil niteliği dediği, bizim sübjektif deneyimize bağlı olan deneyimler olacaklar. Dolayısıyla bu buradaki yanılsamanın kendisini kimsenin yaslayacak durumda olduğunu sanmıyorum. İdealistlerin, materyalistlerin, hiçbir düşünce düşünüründe. Fakat yanılsamanın kendisi burada bir istisna değil, kural zaten. Yani algının kendisi başından beri bozuk. Bu onun varlık durumunu, yanılsamalı da olsa varlık durumunu, yanılsamalı olmayan bir algıdan bahsedemeyeceğimize göre varlık durumunu ihlal etmez. Hatta bununla ilgili çok başka görüşler de var. Anlatılabilecek özellikle daha radikal görüşler. Yani yanılsama öyle dışarıda olan bir nesne var da distorte oluyor değil ama dışarıdaki nesneyle bizim algımız arasında radikal bir fark var gibi pek çok örnekler verebilecek kognitif özellikle görsel çalışmalar var. Görsel illüzyonlar üzerinden anlatılan. Sonuç itibariyle beyinde gördüğümüz nöral faaliyet evet var. Ancak bu birinci yani sübjektif deneyim üçüncü şahıs yani objektife indirgenebilecek düzeyde bir epistemolojik çerçevemiz yok. Eğer böyle bir çerçeve olmadan sürekli nörobilimde ve beyin bilimlerinde kendimizi ve aslında kozmosu yani evreni de anlamakta bir noktada bir limite takılıp duracağız. Bu limitin aşılabilmesi için indirgemecilerin bize söyleyebilecekleri tek şey bilimsel problemleri yani bilimsel açıkları diyelim. İndirgemecileri düşün, aklıma o geliyor hep. Yamalamaya çalışan yani bir kral düşünün bilimi. O sırada hegemonik bir söylemi var. Bu söylem hep değişiyor. O yüzden Newton-Einstein örneğini verdim. Şimdi o söyleme göre o krala kıyafet biçmeye çalışan, yontmaya çalışan birileri var. Tamam. Fakat felsefenin görevi kralın bir tür çıplak olduğunu bize söylemesi. Ve o çıplak olan yanlarını eğer görürsek biz kendi imajinasyonumuzla, kendi hayal gücümüzle bir metafizik diyeceğim, metafizik yanlış anlaşılabilir. Doğaüstü anlamda söylemiyorum metafizi. Bir ontoloji kurma girişiminde bulunabiliriz. Ve bu kuncu anlamda bilimsel paradigmanın shift etmesine, yani değişiklik yapmasına yol açabilir. Bu imser bir görüş aslında. Bilimi destekleyen bir görüş. Kesinlikle bu anlattığım şey, bu limitlere işaret etme, zaten eskiden beri bilimcilerce ve felsefecilerce yapılan şey ve unutturulan şeydir. Bunun doğa dışı bir, örneğin Tanrı gibi, aşkın bir fail arama gibi bir derdi yok. Yine doğaya içkin, fakat epistemolojik çerçevemizi değiştirecek ve zihni bu şekilde hakikate daha yakın olarak tasvir edebilecek bir takım düşünsel devrimlere ihtiyacımız olduğunu kanaatindeyim. O yüzden kral çıplak demekten korkmamalıyız.